Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra sanırım ilk defa uzunca bir video çekme kararı aldık. Neredeyiz? Tunuş'tayız. Biz de burayı bilmiyoruz. Bugün Tunuş'tan yola çıkıp bilmediğimiz bir nokta Amos'a gitmeyi düşünüyoruz. Amos antik kenti. Sonra Kumlubük sanırım, yanılmıyorsam. Kumlubük virajını gideceğiz. Görüntüleri size aktaracağız. Şimdi yola çıkıyoruz. Hemen şu sağ taraftan geldik. O taraf Marmaris tarafına gidiyor. Soldan yolumuza devam edeceğiz. Navigasyonu açtık. Navigasyonda da Amos Antik Kenti 3.9 km görünüyor. Hemen şurada zaten tabelası var. Burası da şöyle görünüyordur. 3 km görünüyormuş buradan. Navigasyon 3.8 gösteriyor. Devam ediyoruz. Evet, antik kente giderken bir noktada durduk. Oldukça güzel bir manzarası var diyebilirim. Bu arada hemen şu karşı tarafta Marmaris. Evet, buradan yolumuza devam ediyoruz. Evet, şu anda Amos kentinin girişindeyiz. Aracımızı park ettik. Hemen girişten birkaç görüntü almak istiyorum. Kazı ve restorasyon çalışmaları. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından desteklenmektedir diye haberler var. Kent sanırım şu yukarıda kalmakta. Girişte herhangi bir gişe ya da bir karşılayacak bir kısım yok. Böyle bir alan. Yukarıya doğru çıkacağız. Yani müze kartlık bir durum sanırım burada yok. Ama büyük bir antik kente benziyor burası. Turunç'un bize göre sağ tarafına konumlandırılmış bir antik kent. Evet, gezimize devam ediyoruz. Şimdilik burada kapatıyorum. Daha sonra yine birlikte olacağız. Şu aşağısı, yanılmıyorsam, özel bir işletmenin plajı olarak internette, forumlarda okumuştum. Amos plajı. Hemen şu karşıdaki sitenin içerisinden yol geçiyor söylemişlerdi. Sanırım şu karşısı. Orada bir stabilize bir yol var. Aslında bir antik kentin hemen yamacında böyle bir sitenin yapılmasına müsaade. İlginç yani. Sonuçta burası sit alanı. Demek ki gözden kaçmış. Öyle diyelim.
Devam ediyoruz şu anda turumuza. Aşağıda tekneler var. Sanırım Marmaris'ten gelen tekneler. Buraya demirliyorlar. Güzel bir koya benziyor. Evet, hemen burada şehrin surları ile ilgili kısa bir metin var. Hemen şöyle görüntüsünü alıyorum. Surların görüntüsü. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, basamaklar geldi. Basamaklar, merdivenlerden yukarıya tırmanışa devam. Soldan Seyir Tepesi ve Antik Tiyatro varmış. Yukarıya çıkmayacağım. Sol tarafa gitmeyi düşünüyorum. Bakalım neyi keşfedeceğiz, göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Yukarı doğru çıkış yapıyoruz. Şu anda hava ısındığı için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Buraya gelince idmanlı olmak gerek. Basamakları tırmanmak için. Tam yukarı çıkacakken yol sağa dönüyordu. Biraz düzlükte soluklandık bu arada. Ufak bir antik tiyatrosu sanırım burası. Amos antik kentinin gün yüzünde kalan kısmı hemen şu sol taraftaki alanı. Kalan kısımlar toprak altında kalmış. Biraz yukarıya çıkıp oradan görüntü almak istiyorum. Fazla ortalığı dağıtmadan ve tahribat yapmadan şöyle. Çünkü hala alanda kazı çalışmaları devam etmekte. Ama çok güzel bir yer diyebilirim. Evet, şimdilik bu kadar. Evet, en üst kısma çıktım. Oradan da antik amfitiyatronun üst noktasında küçük bir giriş yeri vardı. Oraya çıktım ve bu görüntüleri size aktarmak istedim. Oldukça güzel görüntüler diyebilirim. Hemen alt taraf Amos Koyu. Karşı taraf hemen şurası Marmaris. Şu tepenin arkası da hemen arka kısmında Turunç. Sanırım şu arka tarafta Kumlu Bük Koyu olacak. Oradan da görüntüler alacağım. Oraya doğru hareket edeyim. Muhteşem bir görüntüsü var diyebilirim buranın. Yani fırsatınız olursa buraya gelip burayı görmenizi tavsiye ederim. Turunç'a yakın zaten, 3 kilometre. Çok da uzak bir noktada değil antik kent. Evet. Burası Kumlu Bük. Evet, oldukça güzel bir koy burası da. Antik kent bir kayanın üzerine konumlandırılmış. Arkada dağ var. Sırtını dağa yaslamış. Muhtemelen güvenli olsun diye böyle bir planlama yapılmıştır diye düşünüyorum. Sarp kayalıklar.
Evet. Arkadaşlar şu anda Amos'u gezmeye devam ediyorum. Ben de sizinle birlikte keşif yapıyorum. Çok fazla büyük bir yerleşim alanı yok gibi görünmekte. Kazı çalışmaları devam ediyor ama şu anda herhangi bir çalışma yapıldığını görmedik. Girişte ücret ödemedik. Çalışmalar devam ettiği için herhangi bir yetkili ya da bir turnike yoktu girişte. Ama çalışmalar bittiğinde muhtemelen öğren yeri statüsünü alacağı için müze kartınızla gelmenizde yarar olacağını düşünüyorum. Şöyle antik tiyatrodan son görüntülerimi alayım. Oldukça güzel bir noktaya konumlandırılmış. Gerçekten muhteşem diyebilirim. Harika. Kumlubik koyundan da birkaç görüntü alıp yanılmıyorsam bir seyir terası tabelası görmüştüm. O noktaya doğru hareket ediyorum. Evet, antik kentteki yürüyüşümüz devam etmekte. Alt tarafta tekneler var. Kent denize doğru uzanıyor. Ama çok fazla kazı yapılması gerekecek alan var. Aşağıdan tekneden gelen sesleri duyuyorsunuzdur sanırım. Keşfedilmeyi bekleyen çok fazla alanı var diyebilirim. Çünkü birçok alan, birçok kısmı toprak altında. Çok el değmemiş bir yer Amos antik kenti. Ve karşıda Kumlubük. Demeden denizden 100 metre kadar yukarıdayız diyebilirim. Özellikle şu aşağıdaki tekne çok güzel bir noktaya konumlanmış. Eşim çok beğendi özellikle teknenin bulunduğu yeri. Şu anda orada olmak isterdik. Evet, şu anda videoyu sonlandırıyorum. Evet. Amos Antik Kenti'nde
denize yakın olan en uç noktaya gelmiş bulunuyorum. Hemen şu alt taraf var. Şuradan geldim. Sol taraftan ormanlık alanın içerisinde, daha doğrusu makilik alanın içerisinde de belki patika yollar vardır. Sağ taraf kapalı gibi duruyor. Sol taraftan küçük bir yürüyüş yolu var. Oradan geldim. Birazcık daha görüntü almak istiyorum. Çok fazla kazıyla açılması gereken yer var burada. Ama manzarası harika. Evet. Harika bir görüntüsü var. Ben susmak istiyorum. Görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Evet, yolunuz Turunç'a, Marmaris'e, Turunç'a düşerse, gelirse, Kumlubük'ü görmek isterseniz Kumlubük yolu üzerinde Amos Antik Kenti'ni de görmenizi tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorum. Muhakkak bu noktayı da gelip görün. Görünmeye değer. Biraz sıcak havada hani zor oluyor bu noktaya kadar yürüyüş yapmak. Akşam saatleri ya da sabah erken saatleri tercih ederseniz iyi olur. Giriş şu an için ücretsiz. Bu noktaya kadar gelip bu güzelliği görmeniz her şeye değeceğini düşünüyorum. Yani başka da bir şey demiyorum. Gerçekten güzel bir nokta. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Bizimle kaldığınız, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kusurumuz varsa affola. Sonuçta biz de yola çıktığımızda hazırlıksız çıkıyoruz. Doğaçlama hareket ediyoruz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Kanalımızı takip etmeye ve videolarımızı beğenmeye devam edin. Mutlu kalın, esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.